biraz da pandemiye girip kendisi avukat olduğu için sayın vekilimiz gündemde bir baro ve adliye binaları var. Daha doğrusu adliye binasını sorayım. Bu koronavirüsle beraber mevcut adliye binasının dar olması orada sıkıntıya neden oluyor. Yeni bir bağımsız adliye binası ile ilgili bir düşünceniz var mı? Daha önce dillendirilmişti. Ne düşünüyorsunuz? Adliye binası zaten bağımsız. Yani her ne kadar büyük binanın içinde de olsa kendi içlerinde adliye bağımsız bir bölüm olarak duruyor. Ama apayrı bir bina anlamında söylüyorsanız, evet. Eyvallah. Adliye bir yere bağlı değil yani, bağımsız çalışıyor. Hayır, kampüs içinde demek istedi. O, valilik kampüsü içinde olduğu tamam, için. Tamam, valilik kampüsünün içinde de olsa herhangi bir yere bağlı değiller, bağımsız çalışıyorlar. Evet. Tamam. Mesele anlaşıldı ama merak etme abi. Şimdi adliye binası siz de biliyorsunuz bizden önceki dönemde başlayan ama bizim dönemimizde taşınılan bir yer. Yani inşaatına bizden önce başlanıldı ama adli faaliyetleri bizim dönemimizde başlayan bir yer. Dolayısıyla çok eski değil yani, fi tarihinden gelmiyor ama aradan çok kısa süre geçmiş olmasına rağmen adliye çok sıkıştı. Neden? Yani hastaneler de öyle. Mesela girmedik ama bir şey söyleyeyim. Biz ne diyoruz? Dışarıya sevk ediliyor hastalarımız. Özellikle yoğun bakım ünitesi sebebiyle. Ama biliyor musunuz? Bizim dönemimizde 2002'den 2020'ye %1065 oranında artmış yatak sayısı. Acayip bir oran. Yani 10 katı. Yani 32 tane özel ve kamuda yoğun bakım ünitesi varken 373'e çıkmış. 2019'dan 2020'ye son bir yılda 100 tane yoğun bakım ünitesi açılmış. Acayip bir oran yani. Yani 2002 yılında 32 tane yoğun bakım üniteniz var. Bütün o döneme kadar kurulanların sayısı ama sadece şimdi son bir yılda 100 tane kurulmuş. Acayip bir oran. Buna rağmen yetmiyor. Adliye de böyle. Yani ben staj yaptığım dönemde hatırlıyorum. İşte iki tane icra dairesi vardı. Üç oldu, dört oldu, beş oldu. Gidiyor böyle. Bizim ben yine staja başladığım dönemde ağır ceza mahkemesi iki tane vardı. Üç oldu, dört oldu, beş oldu, orası da gidiyor. Peki neden? Adli vakalarda çok artış mı var? Yok. Eskiden bir hakim 100 tane dosyaya bakıyordu belki. Şimdi 20 tane baksın da çok nitelikli bir iş çıksın isteniyor. Dolayısıyla yeni birimler kurulduğu için yeni alanlara ihtiyaç oluştu ve orası şişti. Hem bağımsızlığı biliyorum, bina anlamında söylediniz. Bina anlamında tabii. Hem o yönü var, kabul ediyorum. Ama hem de artık gerçekten yetmiyor. Adalet Bakanımız Sakarya'ya geldiğinde kendisini de götürdük. Dedik ki bizim manzarayı bir gör Sayın Bakanım. Burada Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışında geldiğinde orada koridorları bile artık kapatıp birimlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Çalıştık, hatta çalışıyorlardı, hala da devam ediyor. Dolayısıyla bu orada bir ihtiyaç var ve bunu önleyelim diye orada yeni bir binaya biliyorsunuz vergi dairesi, vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri taşındı, biliyorsunuz onu. Yine biraz başka bir iş merkezinde de biraz rahatlatıldı ama şimdi gittikçe dağıldı da, bu da hoş değil. Yani herhangi birisi adliyeye girdiğinde her şeyin aynı binada olduğu bir yer çok daha konforlu bir şey olur. Çok daha rahat ettirir. Çok daha iyi olur. Artık ondan gittikçe uzaklaşmaya başladık. Çünkü yetmiyor. Biraz da mecbur kaldık. Dolayısıyla yeni bir adliye binasına şiddetle ihtiyaç olduğunu ben de ifade edebilirim. Bu adliye binası inşallah önümüzdeki süreçte yine bana söyleyecekler. Ya siz zaten hep olacak diyorsunuz. Biz çok yakın bir zamanda olacak hiç demedik. Bunu takip ediyoruz. Bu yıl olacak demiyorum. Belki gelecek yılda olmayacak. Ama önümüzdeki süreçte bir şekilde bu olsun diye bir uğraş veriyoruz. Adalet Bakanımızla da sık sık
bu konuyu görüştük. Çok yakın bir tarihte beklemeyin ama önümüzdeki sürece doğru, süreç içerisinde bunu projelendireceğiz elbette diyen bir yaklaşım var. Dolayısıyla çok uzun sürmez bir adliye binasını bu şehre kavuşturacağımızdan ben eminim, böyle düşünüyorum. Ama sadece adliye binasını yapmak değil, çünkü bir yer ayırdık adliye valiliğin yanında. Hemen yanında olan. Hemen yanında. Evet. Bunun yer konusu da var şu anda. Nerede yapılacağı da önemli. Orada bir yer ayırdık ama baro başkanımızdan avukatlara varıncaya kadar, hatta başka bir takım kesimler de bu adliye binasının orada değil de şehir merkezinde olması gerektiğini savunuyor. Ben de geçen bir ara dedim ki bunu tartışmaya açıyorum dedim. Bu orada mı olmalıdır? Başka bir yerde mi olmalıdır? Çünkü bu çok önemli bir konu. Bunu tartışmamız lazım. Baro çevreleri, avukatlar orada istiyor ama bu şehir için en doğrusu orası mı? Burada istiyor ama burası mıdır, orası mıdır? Sadece avukat arkadaşlarımız değil. En önemli kesim onlar. Çünkü onlar bu işin içindeler. Doğru, onların görüşü önemsiz demiyorum. Ama onların görüşünün yanında sizin görüşünüz, bizim görüşümüz, bu şehrin görüşü, hemşerilerimizin, bu milletin görüşü çok önemli. Şehir merkezine döndürdüğümüz gün bir, yer sorununu uygun bir yerde çözebilecek miyiz? İki, bize adliye binası ve valilik binasını oraya yaptık ki şehir zemini daha sağlam bir yere doğru gitsin. Şimdi bu tarafa getirerek yeniden zemini güç iyi olmayan bir yere doğru şehri dönüştürmek mi istiyoruz diye bir eleştiriyle de karşı karşıya kalmamız mümkün. Eleştiriden öte hakikaten biz daha sağlam zeminli yere insanları yönlendirmek adına hükümet binalarını oraya almışken bu tarafa alarak milletimize, hemşehrilerimize kötülük mü yaparız? Acaba onların da onlarda da artık bu tarafa doğru yönelebilirsiniz, sağlam zeminli bir tarafa gitmek için kendinizi zorlamaya gerek yok diye bir algı mı oluştururuz ki bu da hakikaten iyi olmaz. Bütün bunları işte enine boyuna düşünüp tefekkür etmemiz gerekir, istişare etmemiz gerekir, tartışmamız gerekir. Şimdi bir daha özetlemek istiyorum. Bir adliye ihtiyacı vardır ve biz de bunun farkındayız. Ancak bu çok kısa süre içerisinde olamayabilir. İlerleyen zaman dilimi içerisinde bunu göğüslemeye ve yapmaya çalışacağız. İki, bunu madem böyle bir ihtiyaç var, bir adliye binası yerini şimdiden bir an önce hazır etmemiz gerekir. Ettiğimiz yer acaba doğru yer değil midir? Başka bir yerde mi bu binanın yerini hazırlamamız gerekir? Bunu da netleştirmemizde fayda var. Bu da iki. Efendim abi bir şey sorayım sana. Yo, ben çok soru var da İki, o yüzden. Üç, buraya taşınsın dendiğinde doğru bir şey mi yapıyoruz? Bunu çok iyi sindire sindire düşünmemizde fayda var. Bunları dile getirmek istedim.